Evet, sesimizi duyan herkese, Çanakkale Berberler Kuaförler Oda Başkanı olarak, yönetim ve denetim kurullarım olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde ekonomi var. Ekonomiyle ilgili söyleyeceklerimiz iyi şeyler olmasını hepimiz temenni ediyoruz. Lakin son zamanlarda yaşanan ülkemizde ekonomik daralmanın, ekonomik sıkışıklığın bizim sektörümüzü de etkilediği bir gerçek. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Her işin, her mesleğin bir sezonu var. Berberliğin, kuaförlüğün, güzellik uzmanlığının da bir sezonu var. Bu sezon yazları Nisan ayında başlayıp Eylül'ün sonuna kadar süren yoğun çalışma zamanı, Eylül'ün sonundan da Mart'ın sonuna kadar süren işlerin azlığı söz konusudur bizde. Bizde sezon böyledir. Daha çok çalışılan yaz sezonudur, daha az çalışılan zaman kış sezonudur. Dolayısıyla biz ekonomiyle ilgili meslektaşlarım adına yorum yaparken bunu çok dikkate almamız gerektiğine inanıyorum. Yani bu yılın işlerinin düşüklüğünün ekonomiyle ilgili mi olduğunu yoksa sezonla ilgili olup olmadığını iyi tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi belirli bir meslek grubunun temsilcisi olarak, başkanı olarak söylemek istediğim şu çok önemli bir, hatta görevimiz olduğunu düşündüğüm çok önemli bir tespitim var. Bizler toplumu olumsuz, negatif duygulara, olumsuzluklara doğru yönlendirmeyip daha pozitif enerji vermekle yükümlüyüz. Yani bugünün zorluklarının dünlerden geldiğini, dünlerde yapılan hataların ya da eksikliklerin en küçücük bir ekonomik çalkantıda her şeyin allak bullak olduğunun sebebinin çok öncelerden geldiğine inanıyoruz. Bugün Türkiye'de eleman sıkıntısı olan en baştaki meslek gruplarından bir tanesiyiz. Bunun sebebiyle ilgili çok uzun uzun konuşmak mümkün. Lakin ben birkaç cümle şöyle söyleyeceğim. Biz değil miydik 20-25 yıl önce? Oku, adam ol. Okumazsan çöpçü olursun. Okumazsan seni sanayiye çırak veririm. Okumazsan çoban olursun, okumazsan başka bir şey olursun diyen biz değil miydik? Peki şimdi herkes okumanın peşine düştü, bizde eleman sıkıntısı başladı. Bizler toplumda mesleklere ve ekonomik seviyeye göre insanlara değer vermeye devam etmemeliyiz. Bizler insanlara insan olduğu için değer vermeye, onların insani değerlerini ölçerek toplumda onlara yer vermeye, onların saygınlığını prestijli iş yapıp yapmadığını ekonomik ve sosyal gücüne göre değil, insani değerlere göre değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Dün kuaförde çalışan bir bayan personeli 25 yıl önce televizyonlarda kötü gösterirseniz bugün o meslek alanında personel bulmanız mümkün olmaz. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Eğer varsa bildiğiniz kaynak ustası 5000 lira maaşla işe başlayabilecek kaynak ustası aranırken bir makine mühendisinin de 2500 liraya iş aradığını ve bu durumun çok ilginç bir çelişki olduğunu, içler acısı bir durum olduğunu söylemek gerekiyor. Yani ekonomiyle ilgili yarınlarda daha büyük sorunlar yaşanmaması için bazı meslek gruplarında özellikle Türkiye'nin ticari haritasının çıkarılmasını ve sınırlı sayıda iş yeri açılmasına ruhsat verilmesi gerektiğine, acilen böyle bir yasaya ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bu bizim
daha düzenli, daha sistemli bir ülkede daha kaygısız, daha mutlu esnaflar oluşturmamıza sebep olacak bir yöntemdir. Evet, yine bizi dinleyenlere sizler aracılığıyla mesleğe talebin neden olmadığını, ekonomik şartların neden birazcık zor olduğunu söylemeye çalışırken benim asıl görevim bu meslek grubunu sosyal, ekonomik, kültürel hatta siyasal gelişimine sebep olmak. Lakin meslek grubunun çalışma şartları, çalışma saatleriyle ilgili o kadar büyük sıkıntı var ki bunun nasıl halledilebileceğini de hem söylerken, sıkıntıyı söylerken nasıl halledilebileceğini de söylemiş oluyorum aynı zamanda. Sosyalleşsin istiyoruz meslektaşlarımız. Sabah 8.30'dan akşam 9.30-10'a kadar çalışan insan grubunun sosyalleşmesi mümkün değil. Bunu herkes biliyor. Daha iyi ekonomik şartlarda yaşasınlar istiyoruz. Lakin yan yana dip dibe açılan salonlar, iş yerleri kalitede birbiriyle değil, fiyatta birbiriyle yarışır duruma getirildiği için ekonomik olarak da gelişmesine engel olan durumun, en önemli durumun bu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Kültürel olarak gelişsin istiyoruz temsil ettiğimiz meslek grubunun. Kültürel olarak da gelişmiyor. Çünkü o kadar çok kafası, aklı meşgul ki kültürel olarak gelişmeye zamanı da yok, ekonomisi de yok, sosyal hayatı da yok. Dolayısıyla sosyal olarak, ekonomik olarak da, kültürel olarak da gelişemiyor. Siyasal olarak gelişsin. Şimdi meslek grubu sadece birilerinin peşinden giden bir kitle olarak düşünülüyor. Ben bugün buradan bütün siyasi partilere şunu söylemek istiyorum. Hiç berberi, kuaförü önümüzde yapılacak seçimlerde il genel meclisi üyeliğine, belediye meclisine üyeliğine düşünen oldu mu? Mutlaka olmuştur. Eğer bu konuda bu işin üstesinden en iyi kim gelebilir diye bir soru sorulacaksa işte ben buradayım. Bu soruya hazırım. Kim gelirse gelsin bu soruyu sorana en iyi cevabı vereceğimden emin olsun. Şimdi tabii biz sıkıntılarımızı, ülkenin sıkıntılarını dile getirirken Çanakkale'mizle ilgili, Türkiye'mizle ilgili yapılan her şeyin arkasında durmaya, o duruma katkı vermeye, destek olmaya çalışıyoruz. İşte basın mensuplarımızın da takip ettiği şekilde 2018 Troya yılının tanıtımına katkı verebilmek için biz de kendimizce karınca kararınca birilerinin, akıl erdiremeyen birilerinin, ön yargılı birilerinin olumsuz 3-5 cümlesine rağmen yapacağımızı yapmaya devam edeceğiz. Mesela Çanakkale ise biz burada düşüncemiz, tarafımız ne olursa olsun niyetimiz Çanakkale olacak. Bizim niyetimiz Çanakkale'dir. Belediyemizle beraber Troya 2018 yılının tanıtımına katkı vermek için yaptırdığımız saç kestirilirken müşterinin üzerine konulan penuarın, saç kesim önlüğünün Çanakkale'de çok büyük ses getirdiğini, dosta güven, düşmana da korku verdiğinin bilinciyle bunları Çanakkale'miz için yapıldığının bilinmesini isteriz. Yine sizin soracağınız herhangi bir soru olursa bunu cevaplamaya hazır olduğumu belirterek Çanakkale Berberler Kuaförler Oda Başkanı sıfatıyla bizi dinleyen herkesi saygıyla selamlıyorum.